Elif 2021 yılına harika bir giriş yapıp kendine yepyeni bir ders çalışma programı hazırlıyordu ki aklına bir soru takıldı. Konu tekrarlarını günlük mü yapmalıydı yoksa haftalık mı? Merakını gidermek için önce arkadaşlarına sordu. Fakat hepsi ayrı bir şey söyledi. Sonra matematik hocasını aradı. Tam konuya giriyordu ki hocası yapmayı unuttuğu matematik ödevini sordu. Selam verdi, boşlu çıktı. Sonra dedi ki en iyisi bu konuyu bir uzmana danışayım. Pardon, siz yetkili birine benziyorsunuz. Sizce günlük tekrar mı yapmalıyım yoksa haftalık mı? Vallahi bence senelik yap. Bir kere yap kurtul. Bir kere yap en güzel odur. Meğer adam kaldırım mühendisiymiş. Ama merak etme, bunun da cevabını birlikte bulacağız. Bakalım günlük tekrar mı yoksa haftalık tekrar mı daha verimli? Okulda ya da canlı derslerde öğrendiğimiz bilgileri tekrar etmediğimizde hafızamız bu bilgilerin %80'ini kısa süre içerisinde unutabilir. Beynimiz yapısı gereği bir şeye ne kadar çok rastlarsa onunla ilgili bilgileri o kadar kolay hatırlar. Örneğin mahalledeki bir bakkala ayda sadece bir kez giderseniz bu kişiyi yolda gördüğünüzde tanıyamayabilirsiniz. Fakat bu bakkala haftada 2 ya da 3 kez giderseniz bu kişiye rastladığınızda muhtemelen hatırlayacaksınız. Aa, sen bakkalın oğlu değil misin ya? Evet. Hani şu geçen sene sınıfta kalan. Çok üzüldüm ona ben. Futbolcu olmak istiyormuşsun galiba, doğru? O iş de çok zor ama. Bak Falco'ya, hep sakat görevim. Çiğ köfteci aysan çiğ köfteci. Biz hep alırız senden. Sana da iyi günler. Ay üzdüm çocuğu. Vallahi üzdüm çocuğu. Yazık. Keşke o kadarını hatırlamasaydım be Elif. Neyse, gördüğünüz gibi sık sık yapılan eylemler sonrası tüm detaylar insanın aklına çorap söküğü gibi geliyor. Bu nedenle günlük tekrar yapmanın önemi çok büyük. Canlı dersin bittikten sonra... Yalnız hocam şöyle bir sorunumuz var. Canlı dersler bitmiyor. Canlı dersler bittiğinde biz de bitmiş oluruz zaten. Merak etme, günlük tekrarın çok detaylı olmasına gerek yok. Derste aldığın notları 10-15 dakika süreyle okuyabilir, önemli bulduğun bölümleri post-itlere yazarak panona asabilirsin. Günlük tekrarımızı yaptık. İşimiz bitti derken zebellah gibi geldi haftalık tekrar. Fakat haftalık tekrarlar öğrendiğimiz bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğimize aktarmamızı ve konuları kavramamızı sağlayacak. Hocam bunların hepsini yapmak zorunda mıyız ya? Madem geldin dünyaya, çalış fizik kimyaya. Merak etme, haftalık tekrar da kolay. Hafta içinde aldığın tüm notları toparlayarak bir saatlik yapacağın tekrar, üstüne de çözeceğin 30-40 soru o hafta işlenen konuları tam anlamıyla oturtmanı sağlayacak. Özetleyecek olursak hem günlük hem de haftalık tekrar, aylık tekrar, sen bir dur Allah'ını seversen ya, ay sonuna daha çok var. Yapacağınız tekrarlar sayesinde derste dinlediğiniz konuların aklınızdan uçup gitmesine engel olacaksınız. Bugün sizinle birlikte günlük ve haftalık tekrarın faydalarını gördük. Sizce günlük tekrar mı yoksa haftalık tekrar mı daha verimli? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tabii like atmayı da unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.